Evet, Borsa İstanbul'daki sabahleyin Viyop'ta başlayan düşüşün derinleşmeden piyasanın artıya da geçebileceğine ilişkin naçizane ilk yorumu aktarmıştım. Şu anda da 9.700 puanın üzerinde %0,43'lük bir düşüşle işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. Bir hemen Eren Kaan'ı alalım yayına. Eren Kaan Namal'la bu Amerika ile ilgili gelişmelerin nasıl etkilediğini çok kısa rakamlar olarak alalım. Ardından Mustafa Baltacı ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Erenciğim, biliyorum çok detaylı, çok geniş bir dosya hazırladın. Onu yarın ayrıca anlatacağız. Ama bu süreçte Amerikan tahvillerinde, Amerikan borsalarında ne yaşadı? Bir kısa özet olarak alayım senden. Şöyle söyleyebilirim. 4.30 seviyesi kırıldıktan sonra 4.75 seviyelerine geldik o görünüm bozulduktan sonra. Şu an piyasa ikiye ayrılmış durumda. 5 ve 5'in üstüne çıkabileceğini iddia eden bir taraf var. Bir taraftan da diğer şeylerde enflasyonun aslında o kadar da kötü durumda olmadığını, enflasyon kalemlerinin aslında Fed tarafından etkilenmeyen kalemler olduğunu, dolayısıyla Fed'in artık faiz artırımlarının da belli bir yere kadar geldiğini, bundan sonra düşürmesinin de enflasyon üzerinde o kadar baskıcı bir tutumu olmadığını destekleyen bir taraf var. Burada önemli olan kısım aslında petrol fiyatlarıyla beraber gelen maliyet enflasyonları olacak. Petrol fiyatları düştüğü sürece aslında ABD tarafında olumlu yönde gitmeye devam ediyor olabiliriz. Ama petrol fiyatları yukarı gittikçe enflasyon hala bizim için katılığını sürdürecek bir etmen olarak sürdürüyor. Burada tabii ki petrol fiyatları için de jeopolitik gelişmeler bizim için çok önemli. Zaten bugün 10.30'da Ahmet Kastaman'la beraber yapacağımız programda da aslında bu jeopolitik gelişmelere bir bakış açısı sunmuş olacağız. Evet efendim, uzun bir gün. Bu uzun günde ortaya çıkan tabloyu bir kere daha tekrar edelim. Dolar TL'de neredeyse hiçbir şey olmadı. Hemen ekrana getirsin arkadaşlarım. Dolar TL yani bayramda bir yukarı hareket yapmış ama onun dışında olduğu yerde devam ediyor. Türk lirasını biraz önce Ahmet Kasımhan Hoca'nın söylediği gibi son damlasına kadar savunmak açısından Merkez Bankası elinden geleni yapıyor. Tabii bunun bir maliyeti var. Merkez Bankası'nın ne kadar büyük bir zarar içerisinde olduğunu gördünüz. Bugün gelen rakamlar bunu göstermekte. Borsa İstanbul daha büyük bir eksiyle başladı. Viyop'ta 0.78 ile başladı. Ardından Borsa İstanbul açıldığında %1,5 civarında bir eksiye gittik. Şu anda Borsa İstanbul %0,5'in altında bir eksiyle işlemlere devam ediyor. Kriptoda en büyük satışı orada görmüştük. Orada bir aşağı yönlü hareketin ardından toparlama çabası var. Petrol fiyatlarında yine aynı şekilde bakıldığında bir yukarı yönlü hareketin ardından toparlama çabası var. Yani sonuç olarak piyasalar sanki bir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyor. Burada Bitcoin'in 70 binde zaten zorlandığını, test ettiğini söylemiştik. Şimdi tekrar bir 70 bin denemesi yapacak muhtemelen. Burada kalıp kalmayacağını göreceğiz. Altın fiyatlarına bakıyoruz. En doğru ve tahmin edilebilen tepkileri esasında altın verdi. Altında da şu anda geldiğimiz seviyeler esasında daha önceki spike dışında, sert yukarı hareket dışında buralarda yataya geçmiş gibi 2.351 dolar seviyesinde altındaki yukarı hareketin devam edeceğini söyleyebiliriz. Nihayetinde eninde sonunda geldiğimiz yerde İsrail'in İran'la ilgili olumsuzluklara bir tepki vermeyeceğini şeklinde bir beklenti var. Bu oluştuğu andan itibaren de piyasalar kaldığı yerden yerine devam edecek gibi gözükmekte. Dolar Japon yeni 153,70 seviyesinde. Çin'e ve Japonya'ya şu ara daha fazla bakmamız lazım. Tayvan'da neler oluyor oraya daha fazla bakmamız lazım. Çünkü daha önce de söylemiştim, bu altında olup bitenler, Japonya'da olup bitenler falan bir şeyin habercisiydi. Bu olay oldu bittiyle bitmez. Çok büyük kalıcı etkileri olur. Türkiye açısından da etkisi, acaba Türkiye daha çok Amerika'ya ve Avrupa'ya yaklaşacak mı bu İran konusunda? Ne bir şey yapmak zorunda kalacak mı? Eğer Türkiye'ye çok ciddi bir destek gelecekse bunun karşılığında ne verilecek gibi önemli sorular var diyelim.